Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bayağıdır bir diyetteydim. Diyette olmayanlar biraz sitem yaptılar. O yüzden hem onlar için hem de bugün yeğenimin doğum günü olduğu için çok güzel bir tarifim var. Sizlerle bunu paylaşacağım. Ben gurbette olduğum için yeğenlerimin doğum günü genelde hani uzun zamandır beni takipteyseniz mutlaka biliyorsunuzdur. Genelde yeğenlerimin doğum günü sosyal medyada kutluyorum. Onlara pasta yapıyorum ve bu şekilde paylaşıyorum. Onlar da çok mutlu oluyor. Abdullah benim ilk yeğenim. Teyzeliği ilk onda tattım. Gerçekten çok ama çok seviyorum. Doğduğu günü hatırlıyorum. Haberinin geldiği günü hatırlıyorum. Hiçbir anımızı unutmadım ve gerçekten böyle hatırladığım zaman da kalbim içi böyle sevgiyle doluyor. Seni çok ama çok seviyorum teyzem. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Nice yaşların olsun inşallah. Mutlu bir ömür diliyorum sana. Buradan seni kocaman öpüyorum ve doğum gününü kutluyorum. Yorum kısmına iyi ki doğdun Abdullah yazarsanız hem onun adına hem de kendi adıma mutlu olurum. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için bir paket hazır puding kullanıyorum. Gramı da 105 gramlık. Hemen tencereme boşaltıyorum. Puding paketimin üzerinde 2,5 su bardağı sütle çırpın diyor. Ben bu tarifimde yarım su bardağı eksiltiyorum. 2 su bardağı sütle çırpıyorum. Daha sonrasında da ocağıma alıyorum. Kıvamının normalden birazcık koyu olması gerekiyor. O yüzden de hani yarım su bardağını eksiltiyorum. Eğer sizin paketiniz büyükse 3,5 su bardağı yazıyorsa 3 su bardağı olarak eklersiniz. Sütümüzü ekledikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar çırptıktan sonra da ocağımıza alalım. Ocağımın küçük gözünü kullandım. Karıştıra karıştıra kaynayana kadar da pişirdim. Kaynadıktan sonra ocağımızı kapatalım ve pudingimizin de üzerinin kabuklanmaması için yaklaşık bir 10 dakika arara karıştırarak birazcık böyle ilk sıcaklığının geçmesini sağlayalım. Tarifimiz sadece puding ve pötibör bisküviden oluşuyor ve gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Pötibör bisküvi olarak da sadece 1,5 paket kullandım. Pudingimi yaklaşık bir 10 dakika arara karıştırdım. Üzerinin kabuklanmasını engelledim ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra da pötibör bisküvilerimizi kırarak içine ekleyelim ve karıştırarak içine yedirelim. Benim pötibör bisküvim ne kadardı diye sorarsanız genelde ben böyle bir beşli pakette alıyorum. Beşli pakette 900 gram oluyor. Bunu sadece 1,5 paketini kullandım. Bisküvimizi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Azar azar ekleyerek karıştıralım. Kıvamına göre de ekleme yapabiliriz. Benim bazen aldığım pudinglerin paketinde böyle daha gramı fazla oluyor. Bazen küçük oluyor. Nasıl oluyor anlamıyorum ama o yüzden de hani gram olarak da ne kadar bisküvi gittiğini net olarak bilemiyorum. O yüzden de hani kıvamını ortalama tahmin ediyorum. Azar azar kırarak karıştıralım. Böyle birazcık hamur kıvamında olmalı. Ben bisküvi olarak 1,5 paketini kullandım. Söylemiş olduğum gibi hamur kıvamını alana kadar ekleyerek iyice karıştıralım. Tezgahıma böyle 3 kat üst üste gelecek şekilde streç filmimi koydum. Daha sonrasında da hazırlamış olduğumuz harcımızı ekleyelim. Harcımızı koyduktan sonra spatula ile hafif bir düzledim. Daha sonrasında da streçi üzerine kapatarak sıkı bir şekilde sardım.
Sararken bu şekilde bir yandan da düzleyelim. İyice sardıktan sonra kenarlarından bu şekilde tutalım ve ortaya doğru birazcık ittirelim. Sıkı bir şekilde tutturmuş olalım. Daha sonrasında da bu şekilde aynı teker sürüyor gibi, araba sürüyor gibi bu şekilde yapalım. İyice otursun. Daha sonrasında da kenarlarından sıkı bir düğüm atalım. Ben düğüm atmakta çok iyi değilim. Burada çok iddialı değilim. Birazcık zorlanıyorum. Çünkü küçük bir ip olduğu zaman ben çok zor bir düğüm atarım. O yüzden de hani bunu biraz zorlandım. Şöyle biraz hafif elimle sürüyor gibi yapıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra da iki taraflı bu şekilde düğüm attım. Bu şekilde buzluğumuza kaldıralım. 3 saat dinlendirdikten sonra pasta kıvamında oluyor. Daha fazla tutarsanız da dondurma gibi buzlu bir şekilde yiyebilirsiniz. Ben diyetim için korumada olduğum için ben yiyemeyeceğim için eşime de fazla geleceği için doğradıktan sonra ben yine böyle küçük küçük poşetlere sardım ve buzluğuma attım. Küçük bir dilimde yedim, itiraf ediyorum. Burada zaten bölüp yediğimi fark edersiniz, yani söylememe gerek yok. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Söylemiş olduğum gibi 3 saat durdurursanız pasta kıvamında oluyor. Daha fazla durdurur dondurursanız da dondurma şeklinde gerçekten güzel gidiyor. Malzemesi de oldukça az, mutlaka tavsiye ediyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni ve kısa da olsa yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.